Yumurtalık kanserleri genellikle geç yaş grubunda görülür. Nedenine baktığımızda faktörlerden bir tanesi yumurtlamaktır. Yumurtlama esnasında kapsülde meydana gelen hasar nedeniyle meydana gelir yumurtalık kanseri. Dolayısıyla bu bilgiden yola çıkarak erken dönemde menarş olmuş ve genç dönemde menopoza girmiş yani yumurtlama süreci uzun olan kadınlarda daha fazla yumurtalık kanseri görülme ihtimali vardır. Eğer hiç doğurmamış ise yani hiç yumurtlamanın kesintiye uğramadığı bir durumda yine yumurtalık kanseri görülme riski daha fazladır. Çok doğurmuş hanımlarda bu kanser riski daha azdır. Bunun dışında yine bu yumurtlamayla ilişkili olarak eğer doğum kontrol yapı kullanıp hayatınızın herhangi bir döneminde yumurtlamayı kesintiye uğratırsanız hayatınız boyunca yumurtalık kanseri gelişme ihtimali yaklaşık %50 kadar azalır. Bunun haricinde eğer kısırlık tedavisi görüyorsanız ve yumurtlatmak için ilaç tedavisi görüyorsanız bu durumlarda da aynı faktör nedeniyle kanser görülme ihtimali birazcık daha fazladır. Bunun haricinde genetik nedenler söz konusudur. Özellikle meme kanseri ne yol açan genetik mutasyonlar, farklılıklar aynı faktörler over kanserine yani yumurtalık kanserine de yol açabilir. Dolayısıyla genetik geçişi de yaklaşık bütün yumurtalık kanserlerinin %10'unda geçerlidir. Ailesinde özellikle erken yaş grubunda yumurtalık kanseri geçirmiş, meme kanseri geçirmiş olanların varlığında e, hastaların daha büyük risk altında olduğunu söyleyebiliriz.